Bilgisayarınızı iyi bir şekilde soğutmak ve overclock etmek istiyorsanız en iyi yöntem, en başarılı yöntem onu asla derin dondurucuya koymak değildir. Lütfen kız kardeşimin düştüğü hataya düşmeyin. Bilgisayarınız çok mu ısınıyor? Oyunlarda donma mı yapıyor? Hatta overclock yaptığınız zaman kazan gibi parlamaya başlayıp abi dur artık diyor mu sizlere? Merhaba arkadaşlar, frekansa hoş geldiniz. Bilgisayarınız durduk yere donuyor mu? Oyun oynarken aşırı ısındığı için takılmalara sebep oluyor mu? Hatta çok güzel bir noktadayken oyununuz patlama mı yapıyor? İşte bu gibi sorunlarla baş etmenizi sağlayacak bir çözümle karşınızda olacağım. Bugün sizlere bilgisayar soğutma sistemlerini tanıtacağım. İlk soğutma sistemimiz hava soğutma. Hatta diğer soğutma sistemlerinin birkaçını duymamış olabilirsiniz. Bu programda da onları öğrenmiş olacaksınız. Abicim, en bilindik soğutma sistemi hava soğutma. Bunu artık günümüzde bilgisayar kullanıcısı olan herkes görmüş durumda. Eğer bir fan görüyorsanız, bu 6 yapraklı olabilir, 12 yapraklı olabilir, değişkenlik göstermekte. Ekran kartında olabilir, anakartın üstünde olabilir. Bunlar metalle birlikte, radyatör dediğimiz kısımlarla birlikte senkron bir şekilde çalışarak soğutma işlemini hava vasıtasıyla görür. En bilindik, en ucuz yöntemdir hava soğutma. Pasif soğutmanın aksine daha başarılıdır. Çoğu fanda CFM değerleri olur. Fanın havayı yayma değerini temsil eder. Mesela kasa seçtiğiniz zaman bu kasanın içerisindeki hava akışı gerçekten çok önemlidir. Bir noktada hava sirkülasyona uğramıyorsa belirli parçalar ısınmaya başlayabilir. Hard disk, ekran kartı, RAM'ler, daha birçok şey sayabiliriz. Bu hususta yapabileceğiniz şeyler öncelikle iyi bir kasa seçmek olacaktır. Yani kasanın hava sirkülasyonu başarılı olmalı. Bunlara en iyi örneklerden bir tanesi Corsair. Corsair kasalar gerçekten çok başarılı. Önceden Gigabyte'ın kasalarını kullanıyordum. Artık Corsair'dayım. Bir şekilde soğutmayı gerçekten iyi bir şekilde sağlıyor. Modeli zaten yukarıda görebilirsiniz. Modeli de paylaşıyorum. Hava sirkülasyonu o kadar iyi ki hiçbir bileşen ısınmıyor. Genelde 28-30 derece civarında dolaşıyor parçalar. Hava soğutmaya örnek gösterebileceğim şu an masamın üzerinde bir ekran kartı var. Sapphire'in RX 460 4 GB'lık versiyonu. Görebileceğiniz üzere 2 adet fan konumlandırmışlar. Metal soğutma aksamında iç kısmından görebilirsiniz. Ben şu an görebiliyorum. Hatta bakıyorum. Velhasılı hava soğutma en bilindik, en basit yöntemlerden bir tanesidir. Ama bu kadar da basite atmamak lazım. Hava soğutmayla 4.5 GHz, 5 GHz hızlarına çıkabilen arkadaşlarım var. Şimdi fanlar kasanın ebatına göre de değişiklik gösterebilir. ATX kasa değil de mini ITX kasalar olabilir. Ona göre daha farklı özel custom fanlar bile bulabilirsiniz. Mesela Nanoxia fanlar gerçekten çok hoşuma giden fanlardır. Oldukça sessizdir. Onun dışında Noctua'nın fan kalitesini az çok hepiniz bilirsiniz. İşlemci konusunda hızlaşırtma olayını seven arkadaşlara da bir iyilik yapmak istiyorum. Noctua'nın NH-D14 modelli 6 adet ısı borusuna sahip olan çok güzel bir fanı var. Hem sessiz hem de oldukça performanslı. Vakti zamanında test de etmiştim. Başarısına gerçekten mest oldum. Hava soğutma çözümü olarak işlemci soğutma kısmında kanadında tavsiye ederim. Kasa kanadında da Nanoxia ve yine Noctua'nın fanlarına yönelebilirsiniz. Tabii fanların açılarına, havanın giriş ve çıkış noktalarına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi sevgili dostlar, hava soğutmada fan, kasa yapısı gibi parçalardan ziyade aynı zamanda termal macun da gerçekten önem arz ediyor. Bu hususta Liquid Pro kullanıyorum. Özellikle işlemciyi ve ekran kartını soğutabilmek için. Liquid Pro'nun faydasını çok gördüm. 2-3 derecelik bir düşüş yaşadım. Bazen 4-5 dereceyi bulabiliyor. Tabii yük altındayken bu değerlere ulaşabiliyorum. Bu gerçekten önemli bir husus. Lakin Türkiye'den temin edebileceğiniz bir termal macun önermek istiyorum. Bazı testlerde kullandığım, aynı zamanda da
çoğu arkadaşımın kullanıp memnun olduğu bir termal macun X-Matic Powerful. X-Matic Powerful gerçekten pfff derken bazen P'ler acayip çıktı, kusura bakmayın. Her neyse, X-Matic Powerful gerçekten fiyat performans anlamında bütçenizi de zorlamayacak, soğutma işlemini de başarıyla gerçekleştirecektir. Lafı çok fazla uzatmıyorum. İkinci soğutma sistemimize geçiyorum. Pasif soğutma sistemi. Pasif soğutma sistemleri en sessiz soğutma sistemleri olmasına karşın overclock alanında hava soğutmaya nazaran daha az performans sergileyen, bazen hiç performans göstermeyen sistemlerdir. Yine de artık günümüzde malzeme anlayışı değiştiği için pasif soğutmada da gerçekten iyi işler başarabiliyorlar. Mesela örnek olarak MSI'ın Z270 anakartını gösterelim. Pasif soğutmayla pekişmiş. Elimi dokunduğum an o soğukluğu alabiliyorum, buz gibi gerçekten. Pasif soğutmada da gerçekten dikkatli olmak lazım. Bazen başarılı olmayan ekran kartlarında bazen başarılı olmayabiliyor. Birkaç modelde rastlamıştım, isim vermek istemiyorum. MSI'da değil, onu söyleyeyim. Her neyse, potansiyelin neyse onu alabilirsiniz pasif soğutma sistemlerinde. Overclock yapmaya kalktığınız zaman yetmeyebilir. Burada da devreye kasanın fanları giriyor. Bu açıdan bir dengeleme ihtiyacı duyabiliyorsunuz. Bu hususta sıvı soğutma ya da hava soğutmaya nazaran pasif soğutma çok da özen göstermeniz gereken bir duruma dönüşebiliyor. Gerçi pasif soğutmanın şöyle de bir avantajı var, gerçekten sessiz. Ofis ortamlarında genelde tercih edildiğini söyleyebiliriz. Şimdi üçüncü soğutma sistemimize geçiyoruz. Su soğutma sistemleri.